Kanal 23 ekranlarından günaydın değerli izleyenler. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. 23'ten programı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Türkiye ve Elazığ gündemine dair önemli başlıkları elimizden geldiğince sizlere aktaracağız efendim. Haberlerimize geçmeden önce her zaman olduğu gibi bugün de kısa bir hatırlatmalarımızı yapalım. Daha sonrasında haberlerimizi aktarmaya başlayacağız. Değerli izleyenler, bizleri sosyal mecralardan takip edebilirsiniz. Sosyal mecralar bizim için önemli. Sosyal medyadan Facebook, Twitter, Instagram üzerinden Kanal 23 uygulamalarını, Kanal 23 sayfalarını takipte kalabilirsiniz. Sosyal mecralarda hem gündeme dair önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz, hem de Kanal 23'ün yayın akışını yine bu mecralardan sağlıyoruz değerli izleyenler. WhatsApp hattı da şu anda ekranlara yansıyor. 0506 094 6723 numarasından da bizlere ulaşmak mümkün. Haber değeri taşıyan görüntüler varsa şayet yine bu numara üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Mesajlarınızı, merak ettiklerinizi yine ekrana yansıyan bu görüntüden bizlere ulaştırmak mümkün efendim. Bir diğer hatırlatmamızsa Kanal 23 uygulaması. Kanal 23 uygulaması da bizler için önemli. Çünkü Kanal 23 uygulamasında sizler için Türkiye ve Elazığ gündemine dair önemli başlıkları, önemli gelişmeleri aktarıyoruz bu uygulamaya. Bu uygulamada başka neler var? Canlı bağlantılara da bu uygulama üzerinden çok kısa bir süre zarfında ulaşabilirsiniz. Anında ulaşmak mümkün efendim. Telefonlarınıza, cep telefonlarınıza bu uygulamayı indirerek gündeme ilişkin önemli başlıkları ve yine Kanal 23 televizyonunun yayın akışını buradan da takip etmek mümkün değerli izleyenler. Bildiğiniz üzere uzaktan eğitim çalışması yürütüyoruz. Final eğitim kurumlarıyla birlikte yine dersleri takip etmek isteyenler varsa hem televizyonlarımızda hem de bu uygulama üzerinden de derslere ulaşmak, dersleri buradan da izleyebilirsiniz efendim. Haberlerimize geçmeden önce hemen koronavirüsün günlük tablosunu bir inceleyelim efendim. Bakalım dünkü veriler nasıl, ne kadar bir düşüş yaşandı? Dünün yani 7 Haziran 2020 Türkiye günlük koronavirüs tablosu bu şekilde. Dünkü test sayısı 35.000'i buldu. 35.335 olurken yine vaka sayısı 914'ü buldu değerli izleyenler. Yani vakalar görülmeye devam ediyor. Ne kadar da normalleşme sürecini yaşarsak yaşayalım, vakalar görülüyor. Bizler yine sosyal mesafe kurallarına riayet etmemiz gerekiyor. Maskemizi takmamız gerekiyor. Keza yine el temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor değerli izleyenler. Dün vefat edenlerin sayısı 23 olurken koronavirüsten iyileşenlerin, yine taburcu olanların sayısı 2647 oldu. Hemen tablonun diğer kısmına geçelim. Toplam test sayısı 2 milyonu artık aştı değerli izleyenler. Yine toplam vaka sayısı Türkiye'de 170.132 olurken toplam Türkiye'de vefat edenlerin sayısı 4.692 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısına gelince ise 613, yine entübe hasta sayısı 274, düne göre bir düşüş var. Toplam Türkiye'de COVID-19'dan iyileşenlerin, taburcu olanların sayısı değerli izleyenler 137.969 oldu. 7 Haziran 2020 tarihindeki Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu bu şekilde. Haberlerimize geçelim. Hemen Bakan Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıyla bültenimize başlıyoruz, programımıza başlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sahada fiilen 116.000 konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini aktararak, bu çerçevede Elazığ'da değerli izleyenler toplam 24.000 konut üreteceklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde titizliğe, sosyal mesafeye uymak suretiyle çalışmaları kararlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Bakan Kurum, inşaatlarımız bitme aşamasına geldi.
Elazığ'da 24 bin konut üretiyoruz. Yıl sonuna kadar etaplar halinde yine bu konutların teslimlerini gerçekleştireceğiz dedi. Pandemi sürecinden kentsel dönüşümün etkilenip etkilenmediği sorusuna yanıt veren kurum, ne sosyal konutta ne de belediyeler yürütülen altyapı çalışmalarında herhangi bir yavaşlama yaşanmadığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da ilk konutları 8. ayın 15'inde Sürsürü Mahallesi'ne bitireceklerini sözlerine eklerken, virüs süresi inşaatlarımızı, yatırımlarımızı durdurmadı. Söz verdiğimiz şekilde yatırımlarımıza devam ettik şeklinde konuştu. Değerli izleyenler, haberlerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları bu şekildeydi. Elazığ'da 24 bin konut üreteceklerini aktardı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 2020 yılı ilk genişletilmiş meslek komite toplantısını video konferans üzerinden yaptı. Toplantıda deprem ve COVID-19 süreciyle destek projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 2020 yılı ilk genişletilmiş meslek komitesi toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 14 meslek grubu üyeleri, KOSGEB İl Müdürü Şaban Yaşa, TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, Fırat Teknokent Müdürü Profesör Doktor Erhan Akın, İşkem Koordinatörü Naci Karataş, Teknova OSB Uzmanı Berkay Turan'la Elazığ Tarıma Dayalı Hayvan OSB Uzmanı Alper Kılbitmez'in katılımıyla yapıldı. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Asilhan Arslan, yaptığı değerlendirmede ESO'nun deprem ve COVID-19 süreci kapsamında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. STK'ların da katılımıyla acil eylem planı doğrultusunda 14 maddeden oluşan ve toplumun tüm kesimlerinin hayatını normalleştirmeye hedefleyen beklenti raporu ilgili tüm kurumlara gönderildi. Arslan bu süreçte 6560 iş yerinin dilekçesi ve raporunun ESO tarafından oluşturularak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne verildiğini aktardı. Arslan COVID-19 sürecinde ise özellikle kefalet noktasında kredi garanti fonunun kaynak ve desteklerinin artırılması için yoğun mücadele verdiklerini ve önemli destekler sağlandığını belirtti. ESO'nun devam eden proje ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler de veren Başkan Asilhan Arslan, oda olarak Türkiye ve dünyanın geleceğini görerek attıkları her adımda doğru işler yapmış olmanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek inşallah bu süreçleri çok daha iyi noktalara hep birlikte getireceğiz ifadelerinde bulundu. Değerli izleyenler, Elazığ'ın dört bir yanını elbette ki çok özlemişti. COVID-19 süreci boyunca bizler de evimizde kalmak zorundaydık. Ve artık normalleşme süresine girmemizle birlikte artık Elazığlılar da Elazığ'ın dört bir köşesindeki o özlemleri gidermeye başladı diyebiliriz. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Elazığlı vatandaşlar piknik yapmaya başladı. Elazığ'ın ve özellikle bu güzel havanın tadını çıkarmaya başladılar. Şimdi Elazığ'ın Harput'una gidiyoruz. Harput'ta vatandaşlar hafta sonunun tadını çıkardı. Haberimizin detayını aktaralım. Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi, koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılmıştı. İki ayı geçen ziyaretçi kısıtlaması sonrası Harput yeni normalleşme süreciyle kapılarını tekrar açtı. Hafta sonunu fırsat bilen birçok kişi de Harput'a çıktı. Elazığlıların dışında yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği Harput Mahallesi, Pisa Kulesi'nden bile fazla eğikliği tescillenen Eğri Minaresi'nden Harput Kalesi'ne kadar cami, türbe ile tarihi birçok yapıyla biliniyor. Salgın süresi de bakımları da yapılan tarihi mahalledeki meydan ve mesire yerleri de 2 aydan sonra gelen ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Evlilik hazırlığında bulunan birçok çifte Harput'a gelerek düğün ve nişan çekimlerini gerçekleştirdiler.
Muş'tan Elazığ'a gelerek Harput'u ziyaret eden Emre Ulaşçıbaşı, böyle yerleri ziyaret etmek ve gezinmek bizim için gurur verici şeyler dedi. Bulunduğumuz Muş ilinde de aynı böyle kaleleriyle meşhur olan bir ilimizdir. Kaleler bildiğiniz gibi geçmişimizi temsil eden, geçmişten bugüne memleketlerimizi, şehirlerimizi, vatanımızı koruyan, hizmet eden savaş topukları, asker birliklerinin olduğu yerlerdir ve çoğu İslam adamlarının, Müslümanların, ondan sonra birçok ilim adamlarının bulunduğu yerlerdir kaleler. Ve böyle yerleri de ziyaret edince insanlar eski örf ve adetlerini görmüş oluyor. Ve çok güzel bir güzellik var. Resmen şehir ayaklarının altında. Tabii koronavirüsü sürecinde Harput kapalıydı. Birçok tarihi yer olduğu gibi Harput da kapalıydı. Tekrar ziyareti açıldığı gibi akın akın millet gelmeye başladı. Böyle yerlerin açılması, ziyaret edilmesi hem Elazığ halkı için, hem bizim milletimiz için, hem şehirlerimiz için bir gurur verici bir şey. Böyle yerlerde ziyaret etmek, böyle yerlerde gezinmek bizim için gerçekten gurur verici şeyler. Umarım bu süreci daha hızlı atlatır, daha çok ziyaretlerin gelmesini diliyorum. Remzi Zeyrek ise evde sıkılıyoruz, çocukları gezdirmek için Harput'a çıktık, Harput'un güzel yerlerini gezdik diye konuştu. Harput'un güzel yerlerini gezdik. Şimdi ne buradayız. Valla hafta sonu geldik işte, dolaştık biraz. Şeye gittik. Karşı tarafın ismi neydi? Kale. Kaleye doğru gittik. Orada oturduk, sohbet ettik. Yemek falan yedik çocuklarla. İşte biraz hava ısındı, serin oldu. Gezmeye başladık. Şu anda dolaşıyoruz burada. Akşam nasip ederse evimize döneriz. Evet, havaların ısınmasıyla birlikte artık Elazığlı vatandaşlar evlerinde duramıyorlar. Vakitlerini açık alanlarda geçirmek istiyorlar, piknik yapmak istiyorlar ama her şey çok güzel. Fakat bizler bunları yaparken dikkat edeceğimiz kuralları da unutmayalım lütfen. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim. Maskemizi mutlaka takalım. Yine el temizliğimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu üç nokta gerçekten de çok önemli değerli izleyenler. Keza yine Elazığ Valiliği'nin bu üç kuralla ilgili almış olduğu önemli bir karar da var. Özellikle maskesini takmayan vatandaşlar için bir ceza işlemin uygulanacağını bizlere sürekli zaten hatırlatıyorlar. Bununla ilgili de bir karar açıklanmıştı. Bizlere Elazığ'da maskesiz dolaşma yasaklandı değerli izleyenler. Keza yine bu kurallara ilişkin Elazığ Valiliği sürekli sosyal mecralardan da Elazığlı vatandaşları özellikle uyarıyor değerli izleyenler. Evet, Elazığ merkez köylerinden Altın Kuşak Köyü ile Yeni Konak Köyü'nde bulunan tarihi Osmanlı camileri Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındı. Elazığ'da merkeze bağlı Altın Kuşak ve Yeni Konak köylerinde bulunan tarihi Osmanlı camileri Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındı. Bu kararla birlikte kentin dini mimari olarak zengin geçmişine ait camiler bundan sonra uzmanlar tarafından yapılacak projelerle restore edilip korunacak. Çekül Vakfı Elazığ temsilcisi tarihçi Mustafa Balaban tarafından yapılan başvuru sonucu bu camilerin tescillenmesi ve koruma altına alınması Elazığ Kültür ve Sanat Camiası'nda büyük memnuniyetle karşılandı. Balaban, yapılan başvuru ve oluşturulan bilimsel rapor doğrultusunda bu kararın alınmasını kentimiz adına çok sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi. Eski adı Mesle olan Yeni Konak Köyü Camii Elazığ-Baski Karayolu'nun 10. kilometresinde yer alıyor. Mihrap'ta yer alan kitabeye göre 1703 yılında inşa edilen ve yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi bulunan bu caminin minaresi sonradan eklenirken kayda değer bir süslemesi bulunmuyor. Caminin iç mekanında bulunan tarihi taş kemerlerle orijinal kitabesi bugüne kadar korunurken, özellikle kitabesinde Çötelizadelerin yaptırdığı bir cami olmasından dolayı vakfiyesinin de olduğu düşünülüyor ve bu yönde araştırmalar devam ediyor. Öte yandan depremde ciddi hasarlar meydana gelen caminin bu nedenle acil olarak restorasyonun yapılması gerekiyor. Ürün veren köy camii ise Elazığ il merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunuyor. 1895 yılında inşa edilen ve kim tarafından yapıldığı bilinmeyen cami, çevresindeki konaklarla aynı malzemeden yapılırken, kemerler, kapılar ve mihrap düzgün kesme taştan, kalan yerler ise moloz taştan inşa edilmiş durumda.
Değerli izleyenler, Kuzova Derneği merkeze bağlı köy muhtarları ile köylerdeki deprem süreci ve köylerin genel sorunlarının konuşulduğu bir toplantı düzenledi. Kuzova Derneği merkeze bağlı köy muhtarlarıyla köylerdeki deprem süreci ve köylerin genel sorunlarının konuşulduğu bir toplantı düzenledi. Köşelerdeki evler ağır hasar verip diğer orta kısımdaki evler az hasar olduğuna göre ama yanma muhafaza eylesin. Ben oturumda şey yapıyoruz. Gözenin hemen arkasındayız. Toplantıya köy muhtarları, kurum ve kuruluş temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. İhaleler yapıldı. Bu ihalelerin biliminden vatandaştan ne kadar alınacağını Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi açıklayacak. Şahin Kaya Cemevi'nde düzenlenen organizasyonda köylerin durumu istişare edildi. 200 diyen var, 300 diyen var, şu diyen var, bu diyen var. Bunların geçtiği depremde hasar gören şehirlerde yapılan sorunların tamamı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e konuşmasında AK Parti iktidarları muhtarları en çok önemseyen iktidardır dedi. Deprem sürecinden sonra hepinizin malumu olduğu üzere bir pandemi süreci yaşadık. Tabii bu pandemi süreci hayatı bütün dünyada etkilediği gibi ilimizde de ülkemizde de önemli bir oranda bir durağan dönem geçirdik. Ama çok şükür ki İlimizdeki deprem hasarlarının ortadan kaldırılması için, ilimizdeki deprem problemlerinin, yıkılan binaların, orta hasarlı ve ağır hasarlı binaların, yerine yapılacak binaların yapılması için hükümetimiz bu pandemi döneminde bile çok seri bir şekilde kararlar alarak, çok acil kararlar alarak, hiç duraksama meydana fırsat vermeksizin çalışmalarını yürütmüştür. Hepinizin şahitlik ettiği gibi bugün Elazığ'ımızda ilk 24 Ocak'taki depremin hemen bir ay içerisinde TOKİ marifetiyle ilimizde ihaleler yapıldı ve inşaatların yapımına başlandı. Bugün itibariyle Elazığ'ımızın çok çeşitli noktalarında gerek rezerv alanlarında gerekse yerinde dönüşüm alanlarında yapılaşmanın hızlı bir şekilde yapıldığını, binaların yükseldiğini, birçok yerde binaların kafasının neredeyse bittiğini yakın bir süre içerisinde inşallah da milletimize taahhüt ettiğimiz şekilde konutlarını teslim ederek inşallah milletimizin, sizlerin, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkverdi de toplantıya dair görüşlerini ifade etti. Bu rezerv alanlar dolduktan sonra ne olur? Burada nasıl bir yöntem belirlenir? EYE yöntemi bu işin neresinde devreye girer? Neresinde bu işin bir parçası oluruz onu bilmiyorum ama daha önce Kovancılar, Okçular depreminde de bunu kullandık bu yöntemi. Bunun teknik olarak kontrolü zor. Bu yöntemin müdürümüz daha iyi bilir. Ben de bir teknik elemanım. Yani bugün şehre yakın merkez köylerde EYE yöntemiyle yapılan bir evin kontrolü kolay ama siz de takdir edersiniz ki Elazığ'ın çok ücra, çok ulaşımı çok zor köylerinde. Teknik olarak bu işin hangi boyutlarının karşılanabileceğini ve yarın olası bir depremde neyle karşılaşabileceğimizi bilmediğimiz için devletimizin de bu noktada böyle bir reaksiyonu var. Bu iş nereye gider bilmiyorum ama ben bu hususta sizlerin yanındayım. Yani bu yöntemi bugün olmasa da yarın olmak zorunda. Ama sonuç itibariyle burada deprem felaketin ilk anından beri aşama aşama belli sıkıntıların çözüldüğünü de hep birlikte izliyoruz, şehadet ediyoruz. Devletin yanındayız, devletin yanında olacağız. Dışarıdan gelip bize ölçü koymaya çalışanlara, dağdan gelip bağa fitne katmaya çalışanlara rağmen hep beraber karşılıklı konuşarak, sorunları doğru algılayarak, doğru makamlara iletilmesini sağlayarak bu konunun yani bir polemik malzemesi haline dönüşmesini engelleyerek hep birlikte çözüm aramaya devam edeceğiz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, hasar tespit çalışmaları devam ediyor dedi. Tabii bizler 24 Ocak itibariyle Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak bizim iki görevimiz var yani şu süreçte. Birincisi hasar tespiti. Hasar tespitini şu anda merkez, Sivrice, Maden, Baskil ilçelerimizde ve köylerimizde tamamladık. Şu anda gerek keskin hasar tespitini, gerekse de itiraz hasar tespitini tamamlamış bulunuyoruz. Kovancılar, Palu, Karakoçan ilçelerimizde de ve köylerimizde de
Bu salgın sebebiyle valiliğimiz tedbir amacıyla bunu bir süre erteledi. Onu da bu gece itibariyle, saat 12 itibariyle askıya çıkacağız. AFAD Şube Müdürü Teğmen Şimşek hak sahipliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tabii 24 tarihi itibariyle hak sahipliği yapılması planlanmaktaydı. Ancak tüm ülkemizi etkileyen bu pandemi nedeniyle süreç 15 Haziran'a kadar ötelendi. Dolayısıyla bizler 15 Haziran itibariyle şu anda AFZ'de statüsünde olan vatandaşlarımızın başvurularını beklemekteyiz. Merkez köylerimiz Eski Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurduğumuz ofiste başvurularını yapacaklar. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz konutların yapımı, vatandaşlarımızın yerleştirmesi esas taban oluşan hak sahipliği sürecidir. Siz kıymetli vatandaşlarımız bu hak sahipliği sürecini kaçırmadan müracaat etmeniz durumunda hak sahipliği vatandaşlarımıza konut yapım işlemleri devam edecektir. Sırası geldiğinde birebir sorularınızı da almak suretiyle cevaplandıracağız. Evet, muhtarlar güzel bir başlık altında toplanmış ama keşke biraz da sosyal mesafe kurallarına dikkat edilseymiş. Değerli izleyenler, Elazığ'da Hazar Baba Dağı'nın tepesine dikenli tellere takılıp mahsur kalan kuzu bölgeden geçen gazeteciler tarafından fark edilerek kurtarılıp jandarma ekiplerine teslim edildi. Sirici ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hazar Baba Dağı'na haber çekimi için giden Kanal 23 ve İhlas Haber Ajansı ekipleri dikenli tellerde mahsur kalan kuzuyu kurtardı. Kaldır. Heh. 2300 rakımlı Hazar Baba Dağı'nda saklı doğal kalan gölü görüntülemeye giden ekip haber dönüşü 2000 rakımda sürüden ayrılıp kaybolduğu tahmin edilen bir kuzunun tellere takıldığını fark etti. Haber ekibi araçtan inerek kuzuyu önce dikenli tellerden kurtardı, ardından da su verdi. Gel bakalım. Hadi bakalım. Seni. Hadi içecek. Daha sonra otomobile alınan kuzu Hazar Baba Dağı'na giden yolda bulunan jandarma güvenlik noktasına ulaştırıldı. Burada kuzu jandarma ekiplerine teslim edildi. Abi güneşte ayıp bir şey olmuş yani. Zorlanmış. Zorlanmış. Ama burada hiç sürü de görmüyoruz. İnşallah bulunur. Abi şeyler çıktı ya. Jandarma ekiplerinin bölge köylerinin muhtarlarıyla hayvancılıkla uğraşanlara ulaşarak kuzunun sahibini bulmak için çalışma başlattığı bildirildi. Kuzunun kaybolmuşsa yeri falan. Evet. Bir küpe falan olsa kolay olurdu. Belli olurdu zaten. Aynen. Şuna ait olur. İçeriye mi alacağız? Bak bunu içeriye alalım. Sonra... Tamam. Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Deprem ve koronavirüs nedeniyle 2,5 aya yakın kapalı olan berberlerin yardımına birçok yardımda bulunan Gizemli hayırsever koştu. Berberlerin masraflarını karşılayarak rahat nefes aldırdı. Elazığlı Gizemli hayırseverin bu seferki durağı şaşırttı. Bakkal, kasap, şarküteri derken o hayırsever bu kez de Hicret Mahallesi'nde 4 markete gelerek veresiye defterlerini kapattı. O hayırsever yine 150 ailenin elektrik ve doğalgaz faturalarını karşıladığı öğrenildi. Gizemli hayırsever bu kez de kuaförler için ortaya çıktı. Elazığ'da aylardır yaptığı yardımlarla adından çokça bahsettiren hayırsever bu defa deprem ve koronavirüs nedeniyle iş yapamayan kuaförlere yardım elini uzattı. Bir hayırsever tarafından bir arabayla gelip para bırakıldı. Pandemi sürecinde yaklaşık 2,5 ay kapalı olan kuaför esnafına Gizemli hayırsever tarafından nakdi yardım yapıldı. Sürsürüm ailesinde 12 yıldır esnaflık yapan Necmettin Saruhan'ın dükkanına gelen Gizemli hayırseverin çalışanları kuaförlük yapan Saruhan'a içi para dolu zarf verdi. Kim olduğunu sordum. Söylemediler, bir hayırsever dediler. Dükkanımızın bakım ve tadilatı için para bıraktılar. Biz de o parayla dükkanımızın bakım ve tadilatını yapacağız.
Zor bir süreçten geçtik. Deprem ve pandemi olumsuz etkiledi bizi. Belli bir süre dükkanlarımız kapalı kaldı. Bu süre içinde bir arabayla gelip bize para bırakıldı. Dükkanımızın bakım ve tadilatı için. Kim olduklarını sordum, söylemediler. Esnaf bu zamanda bu paranın kendilerine ilaç gibi geldiğini söyleyerek gizemli hayırsevere teşekkür etti. Karşılaşmadık, sadece televizyonlardan gördük. Daha önce Sürsürü ve bazı mahallelerde bakkal, kasap gibi bazı yerlerin borçları kapatılmıştı. Biz de ilk defa böyle bir olay yaşıyoruz. Şaşkınız. Aynı zamanda çok da mutluyuz. Dükkanımızın bakım ve ihtiyaçları vardı. Eksiklerimiz vardı. Onları tamamlayacağız. Buradan yardım eden kişiye çok teşekkür ediyoruz. Elazığ esnafı için böyle yardımlar bulunan kişi için minnettarız. Yaptığı yardımlarla Elazığ halkının büyük takdirini kazanan gizemli hayırseverin bir sonraki durağının hangi sektör olacağı şimdiden merak konusu oldu. Değerli izleyenler, pandemi sürecinde kas stokları bildiğiniz üzere azalmıştı ve bu azalma ile birlikte artık Türk Hızlı'ya da sürekli çağrılarda bulunuyor. Elazığ'da bu çağrıya gerçekten de kulak veriyor. Değerli izleyenler, sürekli kan bağışında bulunma haberlerini sizlerin ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Yine Türk Hızlı'ya destek veren bir diğer kurumsa AK Parti Elazığ İl Başkanlığı oldu. Türk Hızlı'ya çağrısına destek verdi ve kan bağışında bulundu. AK Parti Elazığ İl Teşkilatı Kızılay'ın kan çağrısı sonrası kan verdi. İl yönetimi Kızılay'ın öğretmen evi önünde bulunan kan toplama merkezine giderek kan bağışında bulundu. Ben her sene mutlaka veriyorum. Bu sene kaç ay? Yani AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e Kızılay'ın kan ihtiyacı afetler durumunda değil, her türlü desteğin sağlandığı Türkiye'nin yüzdakı olduğunu söyledi. Stoklarının azalması neticesinde Kızılay'ımızın başlatmış olduğu destek kampanyasına bizler de AK Parti Elazığ İl Teşkilatı olarak katkı sunmak, destek vermek maksadıyla bu kampanyaya destek vermek maksadıyla şu an buradayız. Biraz önce ben ve arkadaşlarımızın bir kısmı hala içeride kan bağışında bulunduk, kanımızı verdik. Öncelikle bu organizasyonu gerçekleştirdiği için tüm Türkiye genelinde ve dünyanın dört bir noktasında örgütlenmiş olan, mazlumların umudu olan, afetlerin olduğu, sıkıntıların olduğu her alanda var olan Kızılay'ımızın genel merkezi başta olmak üzere yerel temsilcilerine, Rahman Bey kardeşimize ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, onları tebrik ediyorum. Kızılay Şube Başkanı Rahman Kızılkaya da çağrılarına kulak vererek kan bağışına bulunan AK Parti İl Başkanlığı'na teşekkür etti. Tüm Türkiye genelinde Türk Kızılay olarak kan stoklarında ciddi bir sıkıntı yaşamıştık. Bu sıkıntıyı bertaraf etmek için başta genel merkezimiz ve taşra teşkilatları bulunduğu yerlerden kan çağrısında bulunmuşlardı. Bugünkü bu kan çağrımıza destek vermek için buraya gelen AK Parti teşkilatı, başta Sayın İl Başkanı Sayın Ramazan Gürgöz'e, tüm teşkilat mensuplarına, belediye başkanlarına, tüm üyelere canı gönülden teşekkür ediyoruz. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur her zaman olduğu gibi Kızılay'a destek olmaktan memnun olduklarını söyledi. Koronavirüs sebebiyle kan stoklarımızda bir azalma bulunmaktadır. Biz de il başkanımızla, il yönetimimizle, kadın kollarımızla beraber bugün burada toplu bir şekilde kan vermek için burada bulunmaktayız. Kızılay'ımıza destek olmak için. Kan her zaman insana her şekilde hayatının bir noktasında gerekli olan bir şeydir. Kızılay da bunu çok güzel yapıyor. Kızılay yalnız bunda değil, hayatımızın her sıfatında, depremde, en yakınını gördüğümüz bu deprem bölgesinde bulunduğumuz bu süre içerisinde bize yaptıkları, İyi ki Kızılay'ımız var. İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, meclis başkanı olarak böylesi çağrılara kulak verdiklerini ve kan bağışına bulunduklarını kaydetti. Evet, AK Parti Genel Merkezi'nin yapmış olduğu kampanyaya bugün Elazığ AK Parti İl Başkanlığı da katıldı. Bugün burada teşkilat olarak kan verme için burada bulunuyoruz. Kan ver, hayat bul. Bu kan vermemizin asıl sebebi de işte bu virüsten dolayı Türkiye genelinde ihtiyaç, kana ihtiyaç duyulduğundan dolayı
genel merkez tarafından başlatılmıştır. Biz de katkımız olsun amacıyla burada bugün teşkilat olarak kan verdik. Değerli izleyenler, otobüs biletlerine bir indirim geliyor. Nasıl bir indirim geliyor? Şöyle, ailelerle birlikte yapılan seyahatlerde artık bir indirim söz konusu olacak. Nasıl bir indirimden bahsediyoruz değerli izleyenler? 25 lirayla 40 lira arasında bir indirim söz konusu olacak. Tek şart, ailenizle birlikte seyahate çıkmak. Covid-19 önlemleri kapsamında şehirler arası otobüslerde %50 doluluk kısıtlamasına yeni düzenleme geliyor. Yapılan yeni düzenlemeye göre İçişleri Bakanlığı otobüslerde aynı aileden olan kişilerin yan yana yolculuk yapmasına izin verecek. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun onayıyla hazırlanan çalışma kapsamında aynı aileden olan fertler otobüslerde de yan yana oturabilecek. Böylece 2+1 olan 41 kişilik otobüsler 34, 38 kişilik otobüslerde 32 kişiye kadar yolcu alabilecek. 2+2 otobüslerde ise 54 kişilik otobüsler 38 kişi, 46 kişilik otobüsler ise 34 kişiye kadar taşıma yapacak. Söz konusu düzenleme bilet fiyatlarına da yansıyacak. Fiyatlar yan yana seyahat eden, aynı aileden olan kişiler için %25 ile 40 arasına düşecek. Otobüslerde tek başına seyahat edecek olan yolcularsa indirim uygulanmayacak. Değerli izleyenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından normalleşme sürecine giriş kapsamında vatandaşlara sunulan kredi paketlerine müteahhitlerin engel olduğu iddia edildi. Normalleşme süreci içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın attığı adımla vatandaşlara 4 kapsamda kredi desteği sunuldu. Vatandaşlar paketlerden yararlanmak isterken müteahhitlerin kredi destek paketlerine engel olduklarını iddia ettiler. Müteahhit bana diyor ki 150 bin TL kredi çektirebilirim. Şimdi 150 bin TL kredi çektirebiliyorsun ama evin maliyeti 300 küsürlerde. Şimdi sen 150 çektiriyorsun ama ben geri kalanı nasıl tamamlayacağım? Banka bana diyor ki, banka maaş aldım banka. Diyor ki ben sana 300 lirayı verebilirim banka. Verebilirim değil, veririm diyor. Hazır. Şimdi benim altyapım yok, sermayem yok, altta geçmişte kalan bir birikimimiz yok. Öyle afaki bir şeyler yok. Şimdi müteahhite diyorum, ya banka bana kredi veriyor. Kardeşim, güzel insan, sen bana niye kota koyuyorsun? Niye bana 150 lira çektiriyorsun, 150 bin TL? Yok diyor, ben 150 binden bir kuruş fazla çektirirsem vergi dilimine gireceğim. Orada ben farklı bir art niyet beklerim. Ya bir sistemsel sıkıntı var, ya müteahhitler nezdinde bir problem var. Konuyu yetkili mercilere aktaran vatandaşlar sorunlarının çözülmesini bekliyor. Bu dün vali beyle ben görüştüm. Vali beye, sayın valime seslendim. Hakikaten duayen bir valimiz. Seslendim, durumu izah ettim. Sayın valim de hayretler içerisinde kaldı. Kaldı. Şimdi dün Sayın Murat Kurum Bakanımıza ilettim. İçişleri Bakanımıza ilettim Süleyman Soylu Bey'e. İlettim. Vali Bey'e ilettim. Hani bu sorunu aşamadığımız süre içerisinde bu devletimizin normal yerli ailelere sunmuş oldu bu imkan heder olup çöpe atılacak. Yani yazıktır, sayılı gündür. Herkese umut verildi. Devletin bir suçu kusuru yok diye düşünüyorum. Sadece burada müteahhit kotasına takılmak sıkıntı. Şimdi banka bana paramı veriyor. Müteahhit diyor ki kardeşim sen bankanı ben kale almıyorum. Ben 150 bin lira çektirebilirim. Evin maliyetine göre. 150 yani takılmayalım. Kimi 200 olur, kimi 100 olur, kimi 250 olur. Ben pazarlık ettim. Evle alakalı konuşuyorum. 150 bin üzerinden kredi çektiremem. Vatandaşlar dar gelirli olarak bu avantajlı paketleri kaçırmak istemiyoruz dedi. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir paket açıklandı. Bundan da alt tabaka olarak faydalanmak istiyoruz ama karşımıza işte bile bazı engeller çıkıyor. Bu engelleri de tabii ki bizim bir devletimiz var, şehrimiz var, şehrimizin büyükleri var. Bir an önce bu işe bir çözüm bulmaları, bu paketin de heder olmaması gerekiyor. Yani bizim gibi insanların bundan en azından kolaylaştırılması, yani rahat bir nefes almamız lazım. Yani en azından bankaya gitsek bankada bir şerik göstermesi lazım. Müteahhitin bize bir kolaylık göstermesi lazım. Yani her gittiğimiz yerde bu şeylerden karşılaşırsa biz bundan faydalanamazız ki. Siz de ev almayı düşünüyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Yani babadan kalma bir şeyimiz yok. Gariban insanlarız. Bu yaşımıza kadar çalışarak bileğimizin zorundan gelmiş insanlarız.
Şu anda ben bir kurumda çalışıyorum. Benim gelirim belli. Tek maaşlıyım. İkinci bir evimde gelirim yok. Ve düşünüyorum. Ve düşüncemin sonucu da yani ben de gideceğim. Pazartesi nasip olursa ben de bankaya gideceğim. Değerli izleyenler, Tunceli'nin Ovacı kırsalında yapılan operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken 31 Mayıs'tan bu yana ölü ele geçirilen terörist sayısı 6'ya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada iş güvenlik operasyonları kapsamında 31 Mayıs'ta Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik koruyucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği hatırlatılırken, devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerle birlikte 2 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 1 adet büyük telsizle çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği aktarılırken bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi. Değerli izleyenler, Elazığ Valiliği 65 yaş ve üzeri vatandaşların hizmet taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu süreç içerisinde toplam 369.535 vatandaşın hizmetini yerine getirdi. Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan ekipler 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda 112, 155, 156 ve diğer başvuru yolları olmak üzere vatandaşların talepleri tek tek alınıyor. Valilik birimlerince ilçeler genelinde toplam 1000 başvuru alındı. Elazığ şehir merkezinde ise valilik birimlerine 370.402 talepte bulunuldu. Vefa Sosyal Destek Grubu 369.535 vatandaşın talebini yerine getirdi. Değerli izleyenler, Türkiye'nin en önemli dut üretim merkezlerinden Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde her yıl tescilli 400 ton dut hasat edilip hem iç hem de dış pazara gönderiliyor. Ulukale köyünde üretilen tescilli Ulukale dutunun hasadı başladı. Coğrafi işaretli, organik ve tescilli Ulukale dutun hasadıyla birlikte hem çerezlik olarak kurutulma hem de bu duttan pekmez yapılmasına da başlandı. Bir de yakına gelse kaşırtısını duyarsın. Yetersiz lan yeter. Her tarafı dut bahçeleriyle kaplı Ulukale köyünde yaklaşık 2000 dekar alanda yılda ortalama 400 ton dut üretildiği kaydedildi. Hasat sonunda tüccarlar tarafından alınan dut, Türkiye'nin dışında Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa ve Amerika gibi birçok ülke ihraç ediliyor. Çekirdeksiz organik olan tescilli dut ve dut pekmezine koronavirüsten sonra talebin arttığı belirtilen üreticiler bu yıl verimin iyi olduğunu aktardı. Dut yetiştirmenin çocuk yetiştirmek gibi olduğunu belirten köy muhtarı ve aynı zamanda üretici Bayram Aydın, yılın 12 ayı ilgi ister dedi. Dünyaca meşhur Ulukale dutu 2000 dekarda ortalama 400 ton dut yetiştirmektedir. Ve bu tutumuz Türkiye genelinde tamamen yayıldıktan sonra Avrupa ülkelerine, Asya ülkelerine birçok ülkeye de ihraç edilmektedir. Dutumuz Avrupa'nın çoğu ülkelerinde Almanya, Belçika, Lüksemburg, İspanya, Amerika'ya kadar uzanmaktadır. Dutumuz dünyaca coğrafi işaretleme almış, organik, tescillenmiş bir markadır. Dut yetiştiriciliği ancak çocuk yetiştirmek gibidir. Yılın 12 ayı ilgi ister. Çapalamasıdır, ayıklanmasıdır, temizlenmesidir. Ayrıca kadınlarımız da bizimle birlikte
bizimle birlikte birçok emek vermekteler. Koronavirüsten sonra DUT'umuza, pekmezimize ilgi çok arttı. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da göndermek isteriz, ulaştırmak isteriz. Üretici kadınlardan Nezaket Özçelik ise DUT üretiminde kadınlar olarak kendilerinde büyük emek harcadıklarını ve aile ülke ekonomisine katkı sunmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. DUT işiyle uğraşıyoruz. Şu anda DUT'u satış için hazırlıklar yapılıyor. DUT mevsimindeyiz. DUT'umuz dünyaca tescilli Ulukale DUT'u, pekmezi ve pestili ile meşhur. Şu anda koronavirüsle ilgili DUT'umuz ve pekmezimiz çok revaçta. Herkesin bunu kullanmasını istiyor. Çok hijyenik bir şekilde yapılıyor. Hiçbir katkı payı yoktur. Bu kesinlikle köy kadınları, bizim köyce kadınlarımız mutlaka ekonomiye etkisi çok. Yani biz hiçbir zaman ekonominin dışında kalmadık. Erkeklerimiz çalışsın, biz evde oturalım diye bir düşüncede değiliz. Erkeklerimizin yanında, arkasında ve her zaman için yan yana çalıştık. Biz bundan da, çalıştığımızdan da mutluyuz. Üretmek her zaman için iyidir. Tüketmek kolay ama üretmek zordur. Biz onun için üretici olmaya çalışıyoruz. Köy olarak köyümüzde okuma oranı çok yüksektir. Okuyanımız da bu köye gelir, okumayanımız da gelir. Ürünümüz çok güzeldir, gelirimiz çok güzeldir. Kadınlara çağırım. Mutlaka üretime destek olsunlar. Değerli izleyenler, Elazığ'da bir eve girerek cep telefonu çalan şahıs Alsan Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanarak sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Elazığ'da şehir merkezindeki bir evin balkonundan cep telefonunu çalarak kayıplara karışan hırsız, Asayiş Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin titiz çalışması sonucunda yakayı ele verdi. Konuyla ilgili Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilimiz merkezindeki bir ikametin balkonundan bir adet cep telefonu çalınması olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu hırsızlık olayını AMMA isimli şahsın gerçekleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada şahısın 6 Haziran tarihinde yakalanarak gözaltına alındı ve üzerinde yapılan aramada çalıntı cep telefonunda ele geçirilerek sahibine teslim edildiği belirtilirken, şahısın hakkında yapılan detaylı inceleme sonucunda 4'ü hırsızlıktan olmak üzere toplam 9 suç kaydının olduğu anlaşıldı ifade edildi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada AMMA isimli şahsın tamamlanan işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Değerli izleyenler, dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nevrut Krater Gölü'ne akın eden onlarca sürücü kardı araçlarıyla yaz günü mahsur kaldı. Kış sezonu ve sonrasında yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında uzun bir süredir ziyarete kapalı olan Nemrut Krater Gölü, normalleşme sürecine girilmesiyle tekrardan ziyarete açıldı. Uygulanan yasak nedeniyle uzun bir süredir Nemrut Krater Gölü'ne hasret kalan yerli ve yabancı turistler hafta sonunu fırsat bilip soluğu Nemrut'ta aldı. Ancak Haziran ayına girilmesine rağmen hala metrelerce karın bulunduğu Nemrut'ta birçok araç kar engeline takıldı. Nemrut'a çıkıyoruz. Araçlar kardan dolayı yolda kaldı. Gördüğünüz gibi araç kuyruğu var. Nemrut'ta şu an herhalde 1000 tane araç vardır. Stres atıp aileleriyle birlikte doğada güzel bir hafta sonu geçirmek üzere yola çıkan onlarca sürücü zirveye yakın bir bölgede hiç beklemedikleri bir anda kar sürpriziyle karşılaştı. Bazı araçlar karda mahsur kalırken kara saplanan araçların yolu kapatması sebebiyle arkadan gelen birçok araç da yolda kaldı. Değerli izleyenler, bize ayrılan sürenin artık sonuna gelmiş bulunmaktayız.
yarın saatler 9'u gösterdiğini, Kanal 23 ekranlarında gündemden haberdar olun diye bizler tekrar saatler 9'u gösterdiğini Kanal 23 ekranlarında olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.